Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırladığım bu videoda Barbie bebeklerimize peruk yapmak için bir kalıp hazırlayacağım. Kullanacağım malzemeler işte şöyle: makas, cımbız, silikon ve streç film. Bir de sıcak su kullanacağım arkadaşlar. Malzemelerim hazır, ben hazır. Siz de izlemeye hazırsanız hemen başlıyorum. Önce bebeğimin saçını kesiyorum. Kestiğim bu saçları atmayacağım arkadaşlar. Chelsea'ye ve Kene saç yapmak için kullanacağım. Evet, bakın bebeğim ne hale geldi. Çok komik görünüyor. Şimdi ne yapacağım? Bebeğimin kafasını sıcak suda bekleteceğim. Ve kafada kalan bu saç diplerini yumuşatmış olacağım. Henüz yumuşamamış. Biraz daha bekletiyorum. Vay be Barbie'cim, seni böyle görmek de mi vardı? Kim attı seni o sıcak suyun içine? Evet arkadaşlar, bu şekilde Barbie bebeğimizin saçlarının iyice yumuşamasını sağlıyoruz. Daha önce Barbie bebeklerim için bir saç yapımı deneyimim olmuştu. Onda bu yöntemi uygulamamıştım ve saatlerce uğraşmıştım arkadaşlar. Bu kez Barbie bebeğimin saçlarını sıcak suda bekleterek diplerinin yumuşamasını sağlayacağım. Diğer uyguladığım yöntemde Barbie bebeğimin kafasının içine aseton dökmüştüm. Saçları kafasından çıkarmak için uzun bir süre uğraşmıştım. Bakalım bu kez nasıl olacak? Bir yerde challenge yapıyoruz, evet. Hadi artık alayım da biraz başlayayım, bakalım olmuş mu? Bu kadar beklemek yeter mi acaba? Hadi bir deneme yapalım. Oo, bakın arkadaşlar ne kadar çabuk geldi. Harika. Erimiş. Çok güzel. Hiç zorlanmıyorum. Bakın çok kolay bir şekilde geliyor saçlar. Arkadaşlar bu videoda sadece peruk yapımı için bebeğimizin kafasını hazırlıyoruz. Peruk yapımı videom ilerleyen günlerde gelecek. Size iki farklı modelde harika, efsane, hiçbir yerde görmediğiniz iki farklı peruk yapacağım. Ve işte bebeğimin kafasındaki bütün saçları çıkarttım. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürdü arkadaşlar. Bakın böyle şeyler çıktı içinden. Merak eden arkadaşlarımız için gösteriyorum. Saçlar, yapıştırıcılar. İçi o kadar doluymuş ki bebeğimizin kafasının içini boş zannetmeyin arkadaşlar. Bu kafanın içinden bakın neler çıktı. Evet, şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Bebeğimizin kafasını tekrar gövdeye takabiliriz. Bebeğim Keloğlan'a benzedi arkadaşlar. Bebeğimin kafasını birkaç kat streç filmle saracağım. Streç filmle sıkıca kafasını sardıktan sonra şimdi de peruk için kalıbımı hazırlayabilirim. Streç filmden saç delikleri zaten görünüyor. İşim daha kolay olacak. Saçlı bölgeye silikon sıkıyorum. Biraz taşırmalar yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonra bunları makasla düzelteceğiz. Evet arkadaşlar, kalıbımı hazırladım. Silikonun soğumasını biraz bekleyeceğim. Kalıbı bebeğimin kafasından çıkarttım. Şimdi etrafındaki streç filmleri kesiyorum. Tekrar bebeğimin kafasına giydirip kulak arkası, ense ve alnı için düzgün bir şekilde kesebilmek için işaretliyorum. İşte üzerine saç yapıştıracağım peruk zeminim hazır. Bu Barbie bebeğimin saçı önceden ne renkti? Sarıydı. Bir sonraki videoda bakın Barbie bebeğimin saçını ne renk yapacağım. Yapması o kadar kolay ki arkadaşlar, istediğimiz kadar yapıp bebeklerimiz için bir sürü peruklar hazırlayabiliriz. Bunun üzerine istediğim malzemeden bebeğime saç yapabilirim. Evet arkadaşlar, bu videoda Barbie bebeklerim için peruk yapmanın birinci aşaması olan kalıp çıkarmayı gösterdim. Daha önceki videomda kalıbı kumaş üzerine tutkal sürerek yapmıştık. Kuruma süresi biraz uzun olduğu için bu yöntemi denemek istedim. Evet arkadaşlar, bu yöntem bence daha etkili. Eğer yaparsanız bu yöntemi öneriyorum. Silikonla daha az uğraşarak sonuca daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Şimdi istediğim malzemeyle bu kalıbın üzerine saçları yapıştırabilirim. Bir sonraki videoda bu kalıbın üzerine saç yapıştıracağız. Bakalım nasıl olacak? Beklemede kalın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.